Hemen makarnamızı haşlıyoruz. Makarna haşlarken bir miktar tuz ilave ediyoruz. Tuzun ilave etme sebebi ise makarnanın hamurlaşmaması için. Ondan sonra bir miktar sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağ ise makarnanın haşlarken dibi tutmasın diye, yani dibine yapışmasın için. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, makarnamızı ilave ediyoruz. Bu şekilde makarnanın kaynamasını bekleyeceğiz. Makarna kaynarken biz diğer işleme hemen geçelim. Yemeğimizin sosu için sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ biraz fazla olsun. Makarna yağı sever. Yağın ısınmasını, kızmasını bekliyorum. Bu arada makarnamız kaynıyor. Haşlasın. 2 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçayı güzelce kavuruyoruz yağla beraber. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Baharat olarak sadece acı, pul biberi ilave ettim. Dilerseniz az bir şey de kuru nane ilave edebilirsiniz. Üç tane yumurta ilave ediyorum. Yumurtalı makarna. Evet arkadaşlar, makarna sosunu bu şekilde hazırlamış olduk. Bu arada makarnamızı da kontrol edelim. Evet. Bu da haşlandı. Hemen bunu süzüp birbirine karıştıracağız arkadaşlar. Evet, pişmiş makarnamızı az az sosla ilave edip karıştırıyoruz. Biraz maydanoz ilave edip hemen servise geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimizi servise alıyoruz. Yumurtalı makarna.
En son maydanozla süslüyoruz. Yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Organik yemek, organik usta.